Efendim hepinize saygılarımı sunarım. Çok değerli parti meclis üyemiz, il başkanımız, milletvekillerimiz ve sayın genel başkanımızın sevgi, selam ve saygılarını iletmek üzere hepimiz buradayız. Genel başkanımız, liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizlere ve tüm Şanlıurfalı hemşerilerimize selamları ve içten sevgileri var. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Öncelikle maalesef Zeytindalı Harekatlı bölgemizde şehit olan Mehmetçiğimiz piyade uzman çavuş Ramazan Uçakçı'ya Allah'tan rahmet, milletimize de başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Efendim, konumuz enerji ama enerji sadece tek başına bir şey anlama gelmiyor. Enerji hayat, enerji tarım, enerji gıda, yani her şeyin içerisinde var. Gelişmiş toplumlar da enerjiye ulaşmak için yarışır, mücadele eder. Biz de enerjiyi bir temel insan hakkı olarak biliyoruz ve böyle bu anlamda çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Enerji olmazsa tarım olmaz dedim. Enerji olmazsa sanayi çarkları da dönmez. Ve işin en önemli tarafı enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Ekonomiyi yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez. İşte geldiğimiz noktada yönetilemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız maalesef. Şimdi sadece ekonomi mi yönetemiyor AK Parti iktidarı? Yok. Enerjiyi zaten bırakmış durumda. Tamamen özelleştirmiş. Şirketlere teslim olmuş, enerji lobilerine kendisini bağlamış. Bütün dünya ülkeleri bağımlılıkta, dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefler ki biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti ve mirası, tam bağımsızlık hedefini çalışan ve bunun için mücadele eden bir partiyiz. Bunun için uğraşıyoruz. Halkımız maalesef bu politikalarla fakirleştirildi ve bu politikalarla da eşitlik, adalet bozulup orta gelirli sınıfı yok ettiler. Tarım iktidarın yanlış politikalarıyla bitirildi. Çiftçi maalesef çok zor durumda. Bunu en iyi yaşayanlardan bir tanesi ilimiz Şanlıurfa. Bugün hangi çiftçimize sorsanız, yani girdi maliyeti olarak eyvah diyor elektrik faturası. Yani elektrik faturası eskiden bakardınız, şimdi elektrik faturası yakıyor, çarpıyor. Biz bu sorunu çözeceğiz. Bakın arkadaşlarım çok kısa bahsettiler. Açık net, biz bu sorunu çözeceğiz. Çok da değil, kısa bir zaman sonra bu sorunların hepsinden el birliğiyle kurtaracağız sizleri ve herkesi. Genel başkanımız, liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 9 ay önce Şanlıurfa'da çiftçilerimize elektriğin tarımsal sulamada kullanılan elektriğin ücretsiz olacağını söyledi. İktidar yetkilileri bu vaadin üzerinden bir yıl geçmeden zam üstüne tarımsal sulamaya, zam üstüne zamlar yaptılar. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğe genel başkanımızın o vaadinin ardından %143 oranında zam yapıldı. Çiftçilerimiz ne yaptı? Yine perişan. Bu zamların altında ezildi. Bir de bunun yanında mazot fiyatları da ayrıca artarak hala artmaya devam ediyor. Şunu söylemem lazım. 9 ay önce genel başkanımızın kamuoyuna duyurduğu vaadiyle birlikte çiftçilerimize ücretsiz elektrik için biz çalışmalar peşinde koşarken AK Parti durmadan zam yaptı. İşte bizim farkımız bu. Siyasi bir tercihtir enerji politikası. Bizim siyasi tercihimiz sizden yana. İktidarın AK Parti'nin siyasi tercihi şirketlerden ve yandaşlardan yana. 2 kere 2 4 ne kadar doğruysa bu da açık ve net ortada. Şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Çiftçimiz enerjisiz kaldı. Vatandaşımız da sıkıntı yaşıyor. Arz güvenliği tehlikede. 2021 yılında her 10 tarımsal sulama abonesinin birinin elektriği faturasını ödeyemediği için kesildi. Türkiye genelinde. Bu durum bütün tarımsal sulamayı da otomatikman etkilemiş oldu. Ve saray iktidarı da çiftimize destek vermek yerine ne yaptı?
ithal gıda ürünleri almayı tercih etti. Yani ithalat yaparız, kurtarırız dedi. Üretmeyelim, ithalat yapalım. Bununla birlikte 2021 yılında 11 milyar dolar tutarında gıda ithalatı yapıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, arkadaşlarım söyledi, bu düzeni değiştireceğiz. Çünkü üretmeden, ekmeden, biçmeden kalkınamayız. Üreteceğiz ki kalkınacağız. Önce topraktan başlayalım. 10 yıl önce Türkiye'de her 70 kişiye bir çiftçi düşüyordu. Bugün bir çiftçi başına 170 kişi düşüyor. 2022 yılı itibariyle de kayıtlı çiftçi sayısı 493 binin altına düştü. Değerli arkadaşlar, değerli Şanlıurfalı hemşerilerimiz, bakın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak size söz veriyoruz. Tarımı tekrar ayağa kaldıracağız ve çiftçimizi de köylümüzü de tekrar milletin efendisi yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Çiftçilerimizin üretim yapılması için üretim maliyetlerinin düşürülmesi çok önemli bir noktaya haiz. Burada bu konuyla ilgilenen birçok arkadaşlarımız var. Çiftçilerimiz var, vatandaşlarımız var. En iyi şekilde biliyorlar girdi maliyetlerin ne noktada olduğunu. Ve sorunların tamamını biliyoruz. Bunlarla ilgili de hem il başkanımız hem milletvekillerimiz bu konuyu devamlı dile getiriyorlar. Çözüm önerilerimizle birlikte çözeceğiz. Şanlıurfa'da 2021-2022 yılları arasında enerji sorunlarına bağlı rekorte kayıtları yaşandı. Bakın 2021 yılı için 1.1 milyon dekar alanda mercimek yetiştiriciliği yapıldı ve %90 rekorte kaybı yaşandı. 3 milyon dekar alanda buğday yetiştiriciliği yapıldı, %70 rekorte kaybı yaşandı. 1 milyon dekarda arpa yetiştiriciliği yapıldı, %80 rekorte kaybı yaşandı. Neden? Su geç verildi. Şimdi 2022'ye bakıyoruz. 800 bin dekar alanda kuru arpa yetiştiriciliğinde rekorte kaybı %70. Yine 800 bin dekar alanda mercimek yetiştiriciliğinde %60. 300 bin dekar alanda kuru buğday yetiştiriciliğinde rekorte kaybı %60. Yani bunlar devam edecek bir şey değil, sürdürülebilir bir şey değil. İşte onun içindir sizin Şanlıurfa'nın isyanı. Açık net. Yine 2021-2022 yılları arasında tarımsal yetiştiricilikte hem mevsimsel sorunlar tabii ki var, hem de sulama sularının geç verilmesiyle yukarıda verildiğimiz sorunlar yaşandı. Bu örnek verdiğim, sadece bu örnekler AK Parti iktidarının yaşattığı enerji krizi değil, enerji buhranından kaynaklanan sorunlar. Bunlar çözülemez miydi? Kesin çözülebilirdi. Demin de söyledim, bu bir tercih meselesiydi. Sizleri tercih etmediler. Şimdi, iktidar bizdeki krizle uğraşmak yerine, Şanlıurfa'daki krizle dahil olmak üzere uğraşmak yerine, Avrupa'da yaşananları sanki çok büyük bir buhran yaşanıyormuş gibi yansıtıyor. Türkiye'de gıda enflasyonu %95 hesaplanırken o isyan etti dedikleri ülkede %11. Avrupa savaş yüzünden elbette bazı sıkıntılar yaşıyor ama Türkiye'de AK Parti iktidarı yüzünden resmen bir zulümle karşı karşıya. Bakın, Güneydoğu Anadolu projemiz vardı, GAP. Çok önemli bir proje. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt, Kilis, Gaziantep, Adıyaman illerini kapsayan Türkiye'nin en önemli projelerinden biridir. Toplam ekilebilir 3.2 milyon hektar araziyi kapsayan bir projedir. Bu projenin tamamlamasıyla da 7.6 milyonun iş bulanacağının öngörüldüğü bir projedir. Bu projeyle Şanlıurfa tarımın başkenti, efendim, ihracatın üssü olacak ve tarımdan 2,5 milyar dolar yıllık gelir elde edilecek. Hatta 3,5 milyondan fazla insana iş sağlanacağı söylenmişti. Ben buradan soruyorum. Tarımın başkenti misiniz siz? Şanlıurfa olarak. Değil. Açık net değil. Maalesef. Şanlıurfa ihracatın üssü olacak.
sabah hasat edilen taze meyveler, efendim sebzeler işlenecek, paketlenecek ve akşamında İstanbul'a, Frankfurt'a, Londra'ya ve Dubai'ye uçakla ihraç edilecek. Ne oldu? Şanlıurfa'da kargo ağırlıklı Şanlıurfa GAP Uluslararası Havalimanı inşa edildi. Ancak 1 kilogram ürün gönderilemedi maalesef. Çünkü yalnız kaldınız üretici olarak ve bunu tarımla kendi çabanızla yapmaya çalıştınız. Büyük mücadele verdiniz. Yeni ihracat üstü falan da olmadı. Sorunlar o kadar çok ki. Bakın, elektrik maliyetleri yüksek. Elektrik borcu nedeniyle sık sık dağıtım şirketleri elektrikleri kesiyor. Çiftçilerimiz önünü göremiyor. İstikrar yok. Girdi maliyetleri çok yüksek, ekemiyor. Bu sık sık elektrik kesintileri ayrıca esnafın, sanayicinin, çiftçinin de zorunda kalmasına neden oluyor. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İşletme devir hakkına sahip olan dağıtım şirketleri sözleşmelerine uymuyorlar. Bizim iktidarımızda sözleşmelerine uymayan dağıtım şirketlerinin lisansları iptal edilecek. Onu da açık net söyleyeyim. Burada sulanabilir arazinin sadece %35'inde efendim sulama yapılmasına neden olunuyor. Bu duruma baktığınız zaman her zam geldiğinde üst üste artıyor, gıda ürününü azaltıyor ve gıda enflasyonunu tetikliyor. Şanlıurfa'mızda bizim, Şanlıurfa'mızda yıllık tüketimimiz 10,5 milyar kilovat saat. Tüketilen enerjinin %39'u tarımsal sulama abonelerinde kullanılıyor. Bu durumda yaklaşık baktığınız zaman 4,3 milyar kilovat saat tüketim tarımsal sulama abonelerinde kullanılıyor. Bizler Şanlıurfa'nın sulanabilir araziler ve kuyu suları pompaj sulaması ile sulandığını biliyoruz. Ve Şanlıurfa bölgemizde 9 adet pompaj sulaması bulunduğunu da biliyoruz. Bunların hepsini de inceledik. 9 adet sulama birliğinin 7 aylık üretim sezonundaki toplam enerji tüketimi 293 milyon kilovat saat. Bunun yanında sulama birliklerinin mevcut borcu da 114 milyon lira. Biz bu sorunları çözeceğiz değerli hemşehrilerimiz. Bunu çözeceğiz. Adettik, çözeceğiz. GES için, güneş enerji santralleri için iki alternatifimiz var. Birincisi, açık kanallar üzerine güneş santral panellerini kurup hem arazi tasarrufunu sağlamak hem de açık kanallarda gerçekleşecek su buharlaşmasını engelleyip güneş panellerinin alttan serinlemesi ile maksimum enerji üretimini sağlamak bir. İkincisi, alternatif atıl arazilerin değerlendirilip ki arazi ziyaretlerimizi yaptık. Arazi keşiflerimizi hem bizler hem buradaki arkadaşlarımız hem de bizim gönderdiğimiz uzmanlar yaptı. İl başkanımız devamlı bu konunun üzerinde, teşekkür ederiz, büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Milletvekilimiz büyük bir mesaisinin çoğunu bu konuya vermiş noktada. Onun için şunu net söylemem lazım. Şanlıurfa'mızda tarımsal sulamada kullanıldığı, Şanlıurfa'nın kullandığı elektrikte çok büyük sıkıntılar var. Bunu yaşadığımız için size söylüyorum tekrar. Bunu biz çözeceğiz ve neyle diye sorarsanız da yenilenebilir enerji kaynaklarımızı sizlerin, çiftçimizin hizmetine ve emrine sunacağız. Sonuç olarak iktidarımızda çiftçimizin desteklenmesi öncelikli politikamız mevcut. Şunu söyleyeyim, biz neden saha çalışmalarımıza başladık? Biz bugün seçim olsa iktidardayız. Zaman kaybetmeden Şanlıurfa'mızın ve milletimizin derdine çözümlerimizi hazırlayıp iktidara geldikten sonra değil, şimdiden iktidarımızın projelerini hazır ediyoruz. Geldiğimizde zaman kaybetmemek için. Girişimci devlet modelimizle kamu öncülüğünde sıfır bürokrasiyle güneş enerji santrallerimizi kuracağız. Bugün burada da Şanlıurfa'da da bazı ziyaretler gerçekleştireceğiz. Örgütlerimizi, çiftçimizi, meslek gruplarımızı dinleyeceğiz. Ardından da arazi ziyaretlerimize devam edeceğiz. Burada müsaadenizle ilk kez Şanlıurfa'da
açıklamak isteriz. İktidarımızın ilk 90 gününde tarımsal sulamada kullanılan elektriğe Türkiye genelinde %50 indirim yapacağız. İlk 90 gününde. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok basit. Evyaş var. Elektrik üretim AŞ. Bunu devletin kapasitesini arttırarak tarımsal sulama tarifesinde indirim yapacağız. Evyaş hali hazırda ucuz olan bu elektriği şirketlere satıyor. Biz bunu ucuz elektriği çiftçimiz için kullanacağız. Bunu da burada anlatmak ve söylemek istiyorum. Ya üretmeden nasıl kalkınacağız? Üreteceğiz ki çiftçimiz zenginleşsin. Üreteceğiz ki çiftçimiz kazansın, esnafa harcasın. Esnaf da kazansın. Bu bir döngüdür. Ama siz toprakta işleyeni artık üretemez hale getirip çiftçimizi bir kenara bırakıp unutursanız ülkeyi kalkındıramazsınız. Bunun farkındayız ve bütün tedbirimizi aldık. İktidarımızın birinci yılında Şanlıurfa'dan başlamak üzere kamu önceliğinde kuracağımız 10 bin megawatt saat büyüklüğündeki güneş enerji santralleriyle tarımsal sulamada kullanılan elektriği ilk baş Şanlıurfa'dan başlamak üzere tarımsal sulamada kullanılan elektriği iktidarımızın birinci yılından itibaren bedava vermeye başlayacağız. 7,5 milyar dolar tutarındaki güneş enerjisi santrali yatırımı için yeşil ve sürdürülebilirlik tahvilini kullanacağız. Bunun yanında bu projemize dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden büyük destek var. Onu da söyleyeyim ayrıca. Bu yatırımlarla sistemi Şanlıurfa'dan başlamak üzere çiftçimize kalkındıracağız. Türkiye'de gıda güvenliğini sağlayacağız, gıda ithalatını azaltacağız ve gıda enflasyonunu düşüreceğiz. Evlatlarımız şu anda gıda yoksulluğu yaşıyor. Bu reva değil bu millete. Bunu ortadan kaldıracağız. Türkiye genelinde GES yatırımı yapmaya uygun olan tüm sahalarımızı sonuna kadar değerlendireceğiz. Allah'ın güneşi. Almanya'nın üç misli güneşimiz var. Neden değerlendirmeyelim? Eğer siyasi tercihinizi vatandaştan, milletten, halktan, çiftçiden yana yaparsanız o zaman değerlendirirsiniz. Ucuz elektriği sağlarsınız. Ama siz siyasi tercihinizi 84 milyon vatandaşımızı müşteri gibi görür. O müşteri üzerinde, vatandaşın üzerinden şirketlere para aktarır ve milleti yoksullaştırır, onları zenginleştirirseniz bu millet ekemez duruma gelir. Örnek Şanlıurfa Mahallesi. Bunu ortadan kaldıracağız. Niyet kesin, kararlıyız ve planımız, programımız hazır. Tarım alanlarının yanına, üstlerine bulabildiğimiz her noktaya güneş panellerini kuracağız. Tüm kamu binalarına, tüm kamu binalarını, hastaneleri, üniversiteleri, okulları, parkları bunun için kullanacağız, çatılarını. Kamunun barajlı hidroelektrik santrallerine hibrit güneş yatırımı yapacağız. Hibrit güneş yatırımı. Özel mülkle ait konutlarda ya da site alanlarında kendi tüketimlerine yönelik güneş yatırımlarına özel yatırım kredisi ve teşvikler vereceğiz. Termik santral sahiplerine tesislerinin yanına uygun başka alanlara güneş yatırımları yapmalarını teşvik edeceğiz. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Bu potansiyeli sonuna kadar kullanıp sizlerin, milletimizin, Şanlıurfalı çiftçilerimizden başlayarak tüm çiftçilerimizin hizmetine vermeye kararlıyız. Hayırlı olsun. İktidarımızın ilk 90 gününde söylediğim gibi ve sonra ilk yılında da sizleri ücretsiz bedava elektrikle buluşturacağız. Bu vesileyle tekrar sizlere saygıyla selamlıyorum ve liderimizin size özel sevgi dolu selamlarını ileterek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi İl Başkanımızın burada başkanlığın da efendim soru sormak isteyen, kafasına bir şey takılan ne varsa tüm sorularınıza da cevap vermeye hazırız. Tekrar hem katıldığınız için hem de destek verdiğiniz için yürekten teşekkür ederim.
Sayın Genel Başkan Yardımcımız Balık Kesim ile Sayın Hedef'in konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bu arada ben özür dilerim. Basın emekçi kardeşlerimize, arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hepsine de saygılarımı sunuyorum.